katil. Bu adamın yargılanması gerekiyor. Bir kira bir yuva. Doktor Francis Fukuyama. Merhaba benim adım Francis Fukuyama. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Stanford Üniversitesi'nde çalışıyorum. Hepiniz alkışladınız değil mi konuyu bilmeyenler? Bilmeyebilirsiniz. Bu adamın insanlık suçuyla yargılanması gerektiğini biliyor musunuz? Francis Fukuyama kim? İnşallah şeyden sonra buradan çağrı yapalım. Emre Kongar Hoca bir sosyolog olarak inşallah o da anlatır. Ben de sosyoloji eğitimi olmuş olarak anlatacağım. İnşallah Merdan Bey de anlatır. İnşallah Halk TV şakşaklayan entelektüel camiadakiler de anlatır. Francis Fukuyama anlaşılan o ki Tunç Soyer'le herhalde kanka ona gönderiyor. Bakın dünyada milyonlarca akademisyen içerisinden bu herifi bulmak bir ideolojik meseledir. Kim Francis Fukuyama? Francis Fukuyama bir kere Amerika Birleşik Devletleri adına Orta Doğu masasında çalışmış olan antikomünist 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 ve en önemlisi tarihin sonu adı altında bir kitap yazarak tarihin sonu adı altında bir kitap yazarak dünyadaki neoliberalizmin son şeklini veren Orta Doğu'daki ılımlı İslam hükümetlerinin oluşmasını sağlayan, bugün dünyadaki savaşların pek çoğunun çıkmasına neden olan teorisyen ve Amerika Birleşik Devletleri'nin belki de ajanı Francis Fukuyama. Fukuyama'nın Tarihin Sonu adlı kitabını her yerden bulabilirsiniz. Tüm dünyada en çok e, referans yapılan kitap. Bugün konuştuğumuz meselelerin tamamının, Orta Doğu'da akan kanın, Türkiye'deki Özal'dan bu tarafa gelişmiş olan ılımlı İslam'ın te teorisyen e, kısmını tamamlayan isim. Peki nedir tez? Tez şudur. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin duvarının yıkılmasıyla birlikte, hain Gorbaçov'un yaptıklarıyla birlikte yani e, Sovyetler Birliği'ni Amerika'ya peşkeş çeken hain Gorbaçov'un eylemiyle birlikte Francis Fukuyama tarihin sonu teziyle dünyadaki hiçbir ideolojinin liberalizmden yani neoliberal tezlerden daha ileri olamayacağını dünyanın geldiği en üst noktanın neoliberal siyaset olduğunu ve artık tüm dünyanın neoliberalizmle yönetileceğini kuramsal olarak ortaya koyan Orta Doğu'yu cehenneme çeviren küreselleşme adı altında e, dünyadaki yeni emperyalizmi sağlayan, e, bu yeni emperyalizmle birlikte ulus devletlerin sınırlarının ortadan kalktığını iddia eden ki kalkmadı, küresel şirketlerin dünyanın kanını emmesini sağlayan, Orta Doğu'da buna uygun kukla iktidarların, otokrat iktidarların güçlenmesiyle mikro milliyetçi, mikro milliyetçi, mikro mezhepçi, mikro mezhepçi, e, ve ee, insanların sınıfsal çatışmalarını yani işçi sınıfını tamamen ortadan e, kaldırarak çatışmaları yaratan, batı demokrasisini tırnak içerisinde liberal demokrasiyi aslında Amerika'yı öven, kukla hükümetler ile Orta Doğu'daki otokrat rejimleri ılımlı İslam adı altında koyan ve dünya halklarının kanını emen neoliberalizmin kuramcısı Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu masasının çalışanı Fukuyama Francis Fukuyama Şimdi Büyütelim lütfen Halk TV ekranında Bana bir Allah'ın kulu söylesin Halk TV ekranında Francis Fukuyama'nın Durup dururken Ne deniyor ona Bayram değil sayran değil eniştem beni niye öptü Diyorsunuz ya Bu adamın orada görünmesi bir kira bir yuva adı altında çok da sempatik görülen bir proje e, içerisinde bu adamın görülmesi ne anlama geliyor? Buradan soruyorum. Emre Amerika'dasın. Adamı araştır. Fukuyama'yı bütün marksist e, sosyologlara sorun, tarihçilere sorun, liberallere de sorun. Kimdir bu Fukuyama? Tarihsel olarak önemi nedir? Bu adam ne yapmıştır? Neden tüm dünyadaki bütün halklar, bütün önemli aydınlar bu adamdan nefret eder? Bu adam kim? Açık toplum meselesi kim? Fonlar nedir? Ee, bu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yıkılmasıyla birlikte nasıl bir yeni dünya düzeni dedikleri bu adam. Ve dünyadaki ılımlı İslam süreci ve nihayetinde Erdoğan hükümetinin oluşması, Kemal Dervişler'in Türkiye'nin başına bela olması, bugün de dahil olduğumuz ve içinde Babacan'ın da olduğu bugüne kadar geldiğimiz piyasa ekonomisinin insanların kanını emmesi ve Türkiye gibi geri kalmış ülkelerde İslamcı hükümetlerin olmasıyla birlikte halkın kanının eminmesi meselesinin katili. Tanıştırayım efendim. Francis Fukuyama. Şimdi buradan soruyorum. Garip kuraba yurttaşlar için bir şey demiyorum. İnsanlar bilmeyebilir. Sanatçılar boy gösterip 300 bin, 500 bin bilmem ne falan veriyorum. E güzel verin Allah selamet versin. Tamam. Ama orada entelektüel hayatın içinde olduğunu iddia eden insanlara soruyorum. A. Cahilsiniz bunu bilmiyorsunuz. B. Biliyorsunuz ve siz de aynı kanaattesiniz. Başka bir en ufak seçenek yok. Katil Francis Fukuyama. Dünyadaki neoliberal tezlerin tamamını oluşturan tarihin sonu adı altında sosyal bilimlerin yani sosyoloji, e, siyaset bilim başta olmak üzere tarih bilimi başta olmak üzere tamamını uzun süre meşgul eden ve büyük kavgalara neden olan dünyadaki turuncu devrimler dahil, açık toplum meseleleri dahil, sınıfsal mücadeleler dahil hepsiyle birlikte küresel şirketlerle birlikte kan hemen Türkiye'deki özelleştirmelerden tutun Bugünkü İslamcı yapılara kadar tamamını teorisyen olarak ortaya koyan ve tarihte neoliberalizmden öte hiçbir ideolojinin olamayacağını, insanlığın buna mahkum olduğunu davulla zurna'ya, tüm dünyaya duyuran Francis Fukuyama, bugüne kadar benim ekranda falan başka hiçbir yerde görmediğim bu adam neden dün akşam Halk TV ekranındaydı? Soruyorum. Soruyorum. Neden? Dünyada bu kadar çok Marksist varken, dünyada bu kadar çok aydın varken, dünyada bu kadar çok işçi lideri varken, dünyada bu kadar çok düşünür varken, dünya halklarıyla kucaklaşmak mümkünken, mesela Küba'dan bir destek alabileceksiniz. Mesela Bolsonaro e, e, ile Brezilya ile ilişki kurabilecekken. Değil mi? Dünyada birçok yer var. Neden ve neden ve nasıl olarak Fukuyama ile ilişki kuruldu? Kim kurdu? Kim kurdu? Nasıl bir ilişkidir bu? Bu ilişki sonucunda ne oldu? Tunç Soyer, nereden buldunuz Fukuyama'yı? Cafer, sen anlamazsın bu işlerden. Ama yayın yönetmeni Bengi Hanım, nereden buldunuz Fukuyama'yı? Madem Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri oraya dizildiniz, tanıyor musunuz Fukuyama'yı? Oradaki değerli gazeteci arkadaşlarım, Fukuyama hakkında ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Antiemperyalistiniz, Fukuyama'yla kavga etmeniz lazım. Eğer sizin ülkenizi Amerika işgal ediyorsa düşünsel anlamda önce bu adamla kavga etmeniz lazım. Bunun kitabı ve Erdoğan türü iktidarları Orta Doğu'da kuran Erdoğan türü iktidarların tarihin sonu teziyle birlikte liberalizme uygun milliyetçi, mezhepçi, dinci yapıların oluşmasına sebep olan kişi Fransız Fukuyama. Bana inanmıyorsanız Emre Hoca'ya sorun. Bana e, inanmıyorsanız Çevrenizde buldun. Gidin İlber Ortaylı'ya sorun böyle bir kitap var mı? Tarihin sonu olur mu diye. Beni bu Taner Timur'a sorun. Korkut Boratava sorun asıl bu işleri bilenler. Sorun. Adam aydınlanma düşmanı, gerici. Merhaba, benim adım Francis Fukuyama. Buyurun. Aa, Emre Boyer'i geldi. Soruyorum. Fukuyama'yı Fukuyama'yı Halk TV ekranlarına çıkarıp şimdi yaz. Kutsalların arkasına saklanmak. Yahu bu nasıl bir alçaklıktır ki? İnsanların acısında, insanların acısında, benim de akrabalarımın içinde olduğu, binlerin, on binlerin öldüğü, belki yüz binlerin olacağı bir dönemde siz televizyona çıkıp Mehmet Cengiz'i gösteriyorsunuz da kötü de bu tarafta Fukuyama'yı göstermeniz iyi mi? Bize yeni dönemin kodlarını mı sunuyorsunuz? Soruyorum. Yeni dönemin kodlarında yeni Fukuyama piyasa ekonomisi işçinin kanının emilmesiyle ilgili mi olacak? Emre söyle Fukuyama kim? Soruyorum. Kutsal olan ne? Yardımlaşma doğru. Kutsal olan ne? Omuz omuza vermek doğru. Kutsal olan ne? insanımızın acısını mağrur bir şekilde taşımak doğru. Ama siz insanların çadır bulamadığı, ekmek bulamadığı, siz insanların her türlü zulüm altında olduğu o günde bu kadar Adem varken, ya arayın Taner Timur'u, İhan'la Kucuradi arayın, ne bileyim Atol Behram'ı onu arayın, onu arayın, bunu arayın, birilerini arayın işte. Şükrü Erbaşı arayın falan falan. Dünyadan başka isimler arayın, Bob Geldof'u arayın, Sting'i arayın, bilmem kim Neyse bilmiyorum. John Bice'ı arayın. Baba, Francis Fukuyama, sembol sembol. Bugün Türkiye'de 1980'den bu tarafa Olup biten her ne varsa bu adamın kalemiyle birlikte bir kere kuramsal bir zemine oturmuştur. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla iki kutuplu dünyayı bitiren Amerika bu adamla birlikte artık tarihin sonu geldi demiştir. Ve küresel bizim kanımızı emen şirketler yani Mehmet Cengizlerin olmasında Beşli Çetelerin olmasında işte bu adamın payı vardır. Sayın Kılıçdaroğlu Francis Fukuyama'yı bugüne kadar duydunuz mu? Duyduysanız nasıl bilirsiniz? Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu, Francis Fukuyama'yı bugüne kadar duydunuz mu? Duyduysanız nasıl bilirsiniz? Çoğaltıyorum, herkese soruyorum. Bir şey daha soruyorum. Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, Francis Fukuyama'yı duydunuz mu? Nasıl bilirsiniz? Bazen iktidar olursunuz, neden olduğunuzu bile bilmezsiniz. Bazen Mehmet Cengiz'de olduğu gibi zengin olursunuz, neden olduğunuzu bile bilmezsiniz. Ama dün akşam, dün akşam bir cinayet işlendi. Dün akşam bir cinayet işlendi. Masum halkın, yoksul halkın dayanışma duygusu üzerinden bize Fukuyama ekranda pazarlandı. Ali seyrettin mi sen e, Fukuyamalı bölümü ne dedi bilmiyorum. Ama herhalde dayanışma olsun Türk Devleti'yle falan. Ne dedi Ali? Bir yazsan oraya ya da tipin güzelse ya da sesle bir versene. izlediysen. ben tam olarak ne olduğunu görmedim çünkü. Dayanışma mesajı verdi. Başka buradaki gibi değil mi? İşte Türkiye'de dayanışma falan. Heh. Şimdi soruyorum buradan e, Emre Boyeri'ye. Emre Amerika'da ne diyorlar bu adam için? Ya da dünyanın başka yerinde Francis Fukuyama için ne diyorlar? E, ılımlı İslam doktrinini layık Türkiye Cumhuriyeti'ne öneren, gömlek olarak biçen azılı bir think tankçidir. Atatürk'ün ve layık Cumhuriyet'in azılı düşmanıdır. Net. Emrecim bu arkadaş dün akşam neredeydi? Neredeydi? Halk TV'deydi. Şimdi Enver kötü. Enver burnunun ucuyla kavga ediyor. Enver, Enver e, herkese karşı. Biliyor musunuz? Celal Hocalar, Fukuyamalar'ın ürünü. Celal Şangörler. Anlatabiliyor muyum neden karşı oldu? Anlatabiliyor muyum? Bunlar deniz gezmişleri ortadan kaldırmak için. Bunlar 17 yaşındaki Eren'i idam etmek için. Bunlar Türkiye'nin her tarafının <laughs> pazar olması için yaratılmış adamlar. Mücella abla içerideyse bunların yüzünden. Anlatabiliyor muyum? Türkiye'deki yetmez ama evetçiler bileni bilmeyeni bu adam yüzünden dedi onu. 2010'daki referandum bu adamların ideolojisiydi. Biliyor musunuz arkadaşlar? Katillerde Türkiye'yi katlederken muhalefetin ekranında kimler kimler oradaydı? Buradan soruyorum. Fukuyama'ya karşı duran Enver Aysever'in ceza aldığı, Fukuyama'ya karşı duran Emre Kongar'ın e, Merdan Yanardağ'ın ceza aldığı ekran karartılırken bir kişi yoktu. Fukuyama orada gösterildi ve e, o e, hakikat bu. Bana kim ne derse desin. Hakikat bu. Maalesef arkadaşlar, hakikat bu. Hakikat bu. Siz istediğiniz kadar bana hakaret edin. İstediğiniz kadar ağzınıza geleni söyleyin ama hakikat bu. İşte bu kanalı kurmamın nedeni, bu kanalı kurmamın nedeni, sizle dayanışma istememin nedeni de bu. Gerçeği duyacaksınız. Gerçeği duyacaksınız. Ne diyor? Ha, şeyin, Ataol abinin lafını söylüyorsun. Aydın düşmanlığı kadar Aydın kaypaklığı da var. Doğru. Nasıl oldu da Cumhuriyet devriminin yaşandığı bir ülkede Aydın zümresi bu kadar kaypaklaştı diye sordu Ataol abi bizim yayınımızda. Radyoda. Evet. Şimdi arkadaşlar bundan sonra size göstereceklerimde hiç kimseye boşu boşuna kızmayın. Hiç kimseye boşu boşuna kızmayın. Bakın düşkünler toplumu. Şimdi onu yazabiliriz. Bir ülkede yardım varsa yardım edilecek durumda olan insanlar var demektir. Bir ülkede deprem dışında söylüyorum, deprem ağır dayanışma falan olacak ama el avuç açmak zorunda bırakılırsa insanlar o insanlar düşkünler toplumuna döner. Biz sosyalistler hiç kimsenin düşkün olmasını istemeyiz. Herkesin evinin herkesin sağlık ve eğitim sorunlarının çözülmüş olmasını devlet güvencesi altında olmasını. Ee, örneğin e, engelli olan bir yurttaşımızın, yaşlı olan bir yurttaşımızın, yetenekleri sınırlı olan bir yurttaşımızın da birinci sınıf yurttaş olarak her olanaktan faydalanmasını isteriz. Dolayısıyla yaratmadan Fukuyama gibi adamlar toplumun önemli bir kısmının el avuç açmasını, sadaka almasını ve ve patronların ruhlarını temizlemek, ki kirlerin üstünü örtmek için oralara bağışlar yaparak kendilerini temizlemesini ister. O zaman ağzınızı açamazsınız. Çünkü Mehmet Cengiz bastırdığı zaman parayı ne yani çadıra mı karşısınız? Ne yani oraya götürülecek ekmeğe mi karşısınız? Hayır. Ben senin elindeki o paranın nasıl geldiğini biliyorum. O paranın sende olmasına karşıyım. Bu halkın kanını emerek o paraya sahip oldun deyip el konmasından yanayım. Öyle ucundan acık falan değil. Anlatabiliyor muyum? Bütün bu tezleri yapan, bütün bu tezleri kuran, neoliberalizmin bu vahşi halini oluşturan adamları siz Türkiye'de üstelik de böyle bir günde ortaya koyacaksınız. Böyle bir günde açık toplumada altında, özgür toplumada altında bunu koyacaksınız. Laikliğe, Cumhuriyeti'de Türkiye'deki sınıfsal mücadeleye karşı olan bunları ortadan kaldıran antikomünizmle ünlü olan bu adamlar temel tez olarak açık toplum dedikleri tek adam rejimlerinde ılımlı İslam vesaire bu gömlekleri biçerek Amerika eliyle Orta Doğu'ya Af Afganistan'ı mahvettiler. Afganistan'ı mahvettiler. Irak'ı mahvettiler. Mısır'da bu aynı şeyi yaptılar. Bütün yani Suudilerle mesela çok iyi geçiniyorlar. Arabistan'da çok iyi geçiniyorlar. Değil mi? Allah Allah. Orada demokrasi yok. Oraya demokrasiyi götürmüyorsunuz. Çünkü ihtiyaç çok para var. Anlatabiliyor muyum? Burada Allah'ın günü biz Diyanet İşleri ile kavga etmiyor muyuz? Burada Allah'ın günü biz tarikatlarla, cemaatlerle kavga etmiyor muyuz? Burada Allah'ın günü biz kadınların etek boyuyla, bilmem neyle uğraşanlarla kabahit, mücadele etmiyoruz. Düşkünler toplumu yaratıyorlar ve düşkünler toplumu yaratılırken teessüf ediyorum ekrandaki insanların çoğuna bilmeyenler bilmiyorum desin kabulümdür ama ya bilenler ya bilenler tıpkı Ukrayna Rusya meselesinde Ukrayna'yı alkışlayarak oraya giden aslında Ukrayna'daki bütün bu organizasyonun Amerika'nın neo naziler üzerinden yaptığını bilmeyen o yüzden de ya da bilerek gidip alkışlayanlar gibi Rusya oligarklar tarafından yönetiliyor doğru ama karşınızda devasa bir NATO organizasyonu var. Ve orada da e, bir özgürlük e, adı altında onun arkasında saklanarak bir e, yapı dizayn ediliyor. Bunu görmüyor musunuz? Görmüyor muyuz 52 yaşına geliyorum söylemeyeyim mi bunları sizlere? Söylemeyeyim mi? İşte emri orada. Herifin kim olduğu açık. Amerika'da çalıştı.